kaldı efendim aramızda bir tane de. Bir kızımız var annesini aramak için. Hoş geldin Belma. Hoş bulduk abla. Sen evli misin? Yok bekarım. Annenle beraber yaşıyorsun. Kaç kardeşsiniz? İki kardeşim. Bir ablam var 22 yaşında. Bir de ben varım 19 yaşında. Bir de babam var. Hani ailece yaşıyorduk. Pazar günü 24 Şubat annem bizi bırakıp gitti. Evde babamla hafif bir tartışma yaşadı. Babam dedi ki işte boşanmak istiyorum. Babam dedi ki bekle pazartesi günü boşanalım. Annem dedi ki tamam pazartesini bekleyeceğim. Sonra babam onun psikoloji şeyini çağırdı. Doktorunu falan. Hani alın Bakırköy'e götürün hani tedavi görsün diye. Annem de istemedi. Kavga falan ettiler. Sonra babam dedi ki Hatice dedi dur iki dakika hani bak dedi kızlar falan var. Annem dedi ki tamam duruyorum. O sırada Turgut diye bir şahıs var abla. Şüphelendiğimiz. Turgut kim? Bizim eski aile dostumuz. Hani annem kaybolmadan bir gün öncesine kadar annesi bizde kalıyordu. Annesi bizde kalıyordu. Anneme geliyordu diyordu ki gel ben sana ayrı ev tutacağım. Gel ben senin kızlarınla bakacağım. Annesi geliyordu diyordu ki işte gel ben seni bakarım. Gel ben sana böyle yaparım. Bunu Turgut'un annesi mi söylüyor? Evet, Turgut da söylüyor, annesi de söylüyor. Turgut'un annesi madem senin anneni alıp ev açacak da niye sizin evde kalıyor? Gitsin açacağı evde kalsın. İşte... Ben de geldi bir hafta bizde kaldı. Ben de hani şüphelendim içime bir duygu kaçtı. Dedim ki hani niye böyle yapıyorsun Mala teyze? O da dedi ki benim dedi bir şey yapmıyorum dedi. Annem babanı anlatıyor bira bana dedi. Aslında öyle bir şey yok. Annem bir hani ona kaçacağım şöyle yapacağım böyle yapacağım diyerek konuşuyormuş. Mala teyze de gel bana ben sana bakacağım annem diye konuşuyor. Annem kime kaçacakmış? İşte kime kaçtığını bilmiyoruz. Bu Turgut denilen şahs annem kaçmadan önce bir gün önce diyor ki gel ben sana bakarım ev tutarım. Hani annem de onlara yönelik onların evine kaçıyor. Biz bunları araştırdık. Dün de gittik bir tane kadın annemi görmüş resimlerini falan. Fakat Turgut inkar ediyor. Diyor ki bizde değil diyor. Annemi kaçmadan önce geldi kafeye falan götürdü. Gel senin özel konuşacakların var kimse duymasın. Sinirlenirsen beni döversin. Ebru çok sevdiğim bir konuk tipisin. Her şeyi anlattın güzel güzel de. Bu da fazla hızlı oldu yani. Hani ortası yok şimdi yani. Aslında tam böyle hani... özetledi aslında. Her şeyi anlattı ama. Da. Şimdi senin annenin bu Turgut'la mı kaçtığına inanıyorsun evet sen? Evet abla dün gittik. Annenin de psikiyatrik problemleri mi var? Evet psikolojisi bozuk da böyle bir ayağı titriyor işte durup durup ağlıyordu. Sinirlenip saçlarını çekiyordu. Ay, yani daha... zaman zaman baban doktora götürelim dediğine göre zaman zaman bir hastaneye de gidiyor bu konuda. Yok gitmiyordu hiç gitmek istemiyordu. Niye o zaman? Ama iyi de şimdi şöyle bir şey anlattın yanlış anlamadıysam. Pazar günü annen babana diyor ki senden boşanacağım. Evet. Baban da diyor ki bekle pazartesi boşanırız. Evet. Hani sanki gidip boşanılıyor. Evet. Sonra ama diyor ki gel seni bir hastaneye götüreyim. Evet gel hastaneye gidelim hani bir tedavi gör Hatice diyor. Annem dedi ki yok istemiyorum ben hiçbir hangi şey dedi. Hangi konuda tedavi gör dedi? Grip i̇şte miydi, hani psikolojik şeyinden. Yani iyi değildi durumu. İyiydi. Hani son zamanlarda kendini bozmuştu, ağlıyordu, saçlarını çekiyordu, yerden yere atıyordu son kendini. Son zamanlar iyi değildi yani evet. Herhalde değil mi? Sen de o yüzden Ebru. Benim annemin durumu iyiydi. O Turgut da onu kandırdı, götürdü diye mi geldin evet, buraya? Evet abla dün de gittik biz araştırdık. Bir tane kadın annemi görmüş. Resimlerini falan gösterdim hani bu kişi burada mı? Evet burada kafasını sarıp arabaya bindirdiler diye söyledi bize. Turgut'u aradık dedik ki bak geliyoruz evde misin evde yokum dedi. Fakat evde arabası da tam karşıdaydı. Çalıştı araba biz girdik içeri. Kapıları falan çaldık bizi açmadı. Kapıya. Annesi de evdeydi açmadı. Kim sorarsa sorsun biz dört gündür yokuz demişler ev sahibine falan. Biz gittik şey komşulara dedi ki dört gündür bunlar yok evde. Fakat gittiğimizde direkt arabası karşısında ve kendisi evdeydi annesiyle birlikte. Kapıyı çaldı kaçmadı. Sonra babam savcılıktan annemin hani anneme ait kaçma şeyini bu falan hani polislerden annemin robotunu falan çizdirdi kayıp ilanı için. Polislere öyle geldi eve baktık. Fakat annemin hani içtiği sigara hani içtiği kahve hepsinin kanıtı orada abla. Hani normalde bunlar üç kişi yaşıyor. Dört bardak, dört çatal, dört şöyle böyle var. Dedi ki kardeşim geldi, kardeşim ben de kahve içti dedi. Kardeşini aradım. Abla dedim sen geldin mi? Yok ben gelmedim konuşmuyorum dedi. Bu sefer kalktı bana dedi ki Turgut. Yo dedi belki o değil dedi. Sen nereden biliyorsun dedi. Ben de söyledim ama öylesine söyledim dedi. Turgut bende değil diyor. Evet. Peki, fakat Turgut, kardeşine Turgut de dün akşam... kim? Turgut kim? Bizim eski aile dostumuz abla. Hani maddenin önünde madde falan kullanıyor kendisi. Hani pis bir insan abla madde falan kullanıyor. Dün kardeşini aramış demiş ki Hatice ben onu onlara vermeyeceğim. Ben onlara vermem o kadını diye söylemiş kardeşine. Peki Hatice nasıl dediğin aile Belma mı evet. Ha, yani... Belma ama siz adını Hatice mi diyorsunuz? Evet. O zaman biz de Hatice diyelim o zaman ki. O zaman Hatice diye konuşuyorlar evet. Yani. Tamam.
Peki bu Turgut'un annesi niye sizde kalıyordu? İşte neymiş, canı sıkılmış, gelip bizde kalıyorlar. Ha, misafirli. Evet. Turgut da mı kalıyordu sizin evde? Yok, Turgut gece 3'e 4'e kadar duruyordu. Ondan sonra alıp kendini işe gidiyordu. He, aslında Turgut da sizde. Turgut gece mi çalışıyor? Evet. Ha, Turgut da sabaha kadar oturuyor sizinle. Oturuyor, sonra alıyor kendini kardeşiyle birlikte işe gidiyor. Sonra akşamı yine uğruyor. Her gün de o da sizde. Evet, her gün o da bize geliyordu. Neden? Son... Son gitmeden bir gün öncesi de bize geldi, anneme işte gel sana ev tutacağım. Gel işte sana kendi evimi vereyim. İşte ben seni bakarım, kızlarını bakarım. Anneme abla diye hitap eden kişi son zamanlarda Hatice diye hitap etmeye başladı. Dün de kardeşine o bende vermeyeceğim onu diye söylenmiş. Küçük mü bu abla diyordu? Turgut'un yaşı küçük mü? Annemden bir yaş küçük. Turgut 34, annem 35 yaşında. He. Peki sen buraya geldin, baban ne diyor bu işe? Baban da mı dönsün diyor? Babam dönsün diyor. Yani ben her şeyine kabulüm, dönsün yeter ki hani sesini bir duyayım. 7 gün oldu, ne sesini duyuyoruz, ne haber alabiliyoruz. Hani Turgut öyle diyor, şüphe aklımızda kalıyor. Telefonlarına hiçbir şekilde ulaşılmıyor. Peki bir gün evvel annene böyle böyle dediğini kim duymuş? Biz duyduk, gözümüzün önünde meşazları siliyor. Dedim ki Turgut abi niye meşazları siliyorsun? O da dedi ki yok dedi, bu bir tane kız var dedi, onunla meşazları siliyorum. Dün de babama dedim ki baba hadi gidelim Turgut'un dedim telefonunu alalım, felsine bakalım. Yazışmaları duruyordu. İlk böyle açtı yazışmalarını ben gördüm. Hani annem ona bir şeyler, o bir şeyler. Yapmış. Sonra Turgut işte ben işte böyleyim, şöyleyim yazmış. Hemen bir baktım siliyor Turgut bunları. Dedim ki niye sildin? O dedi ki yok silmedim dedi. Fakat sildi, bize göstermiyor annemin hiçbir ne yazışını. Hayır, pazar günü gel sana ev tutayım sizin yanında mı söyledi? Evet, bizim yanımızda söyledi. Kim oturuyordunuz siz? Ablam, ben, annem, Turgut, Turgut'un kardeşi, annesi. Sizin evde oturuyorsunuz? Evet. Baban nerede? Babam işte. He, baban da işte. Turgut da annene evet. Diyor ki gel seni buradan götüreyim. Ve ayrıca bugün de evini taşıyacaklarmış. Nereye? Bilmiyorum, evimi taşıyacağım, kim sorarsa sorsun hiç kimseye bir cevap vermeyeceğim demiş. Ben Atça, ben de Atça'nın durumu iyi, Atice ben de, ben kimseye onu vermeyeceğim. Aile şiddetimi ne görüyormuş hesaptan, hani öyle söylemiş. Fakat öyle hiçbir şey yok. Hani ben de hiçbir şey, kimseye bir şey demeyin demiş ablasına. O ben de çıkarmayacağım ben onu ortaya, kimseye bir şey söylemeyin siz demiş. Peki Turgut size gel deyince siz ne dediniz abla biz kardeş? Biz yok işte istemiyoruz, sen kimsin böyle diyorsun, sen kendi evine bakamıyorsun dedik. O dedi ki ben bakarım, çalışıyorum yani dedi. Yani teşbihte hata olmaz da gemi azıyı almak denir hani buna, evet. gibi başka bir şey söyleyemiyorum. İşte çığırından çıkmış yani. Kaç yani yıldan, benim... özür dilerim Müge Hanım, kaç yıldan beri aile dostunuz bu? 2,5. 2,5 yıldır her seferinde akşamları gelip giderler mi? Çok evet. Sık bu. Gelip gidiyorlardı. Haftanın sonra bazıları taşındılar. Bir iki ay gelmediler. Sonra ardından yine bize gelmeye başladılar. Yani haftada kaç kere gelirler? Vallahi yani 3 günde bütün gün bizdeydi. Özel otobüse binip geliyordu. Özel otobüse binip geliyordu hep. Ne demek özel otobüse? Hani normal otobüse binip evi uzaktayken bile gelebiliyordu. Yarım saat oradayım diyordu, hemen geliyordu. Akşama kadar oturuyordu. Mesela anneme gel ben sana ev tutacağım. Gel ben sana bunu yapacağım. Ha, o yıllardır annene söylüyor gel evet. Ev tutacağım. İyi de babanın haberi yok mu bundan? İşte biz babama hani söylemiyorduk, babam hani ters yapar şey yapar diye. Hadi Turgut'a biz dedik hani bizden uzak dur şöyle böyle. O da dedi ki ben de durmuyorum dedi. Annenle dedi ben sen hani annene dedi ev tutmak istiyorum. Siz benim kardeşimsiniz hani kızım gibisiniz dedi. Ben size ev tutup hani ayrı bir yerde bakmak istiyorum siz dedi. Biz de istemedik şey falan yaptık. Ben Turgut'la tartıştım. Sonra işte ben tartışınca onlar aldı kendine gitti. Bir gün sonrası da annem gitti. Annenin evdeki problemi neydi? Yani nasıldı? Hani babamın aldatmasından şüpheleniyordu. Hani akıllarına giriyorlardı hani Ramazan şöyle Ramazan böyle. Fakat öyle hiçbir şey yok. Hani maala vardı Turgut'un annesi. O diyor ki benim kocam beni aldattı. Böyle yaptı, şöyle yaptı. Hani onlar akıllarına girdi annemin. Hani acaba Ramazan'ın aklında yani bu anneni alıp kaçıran adamın annesi mi diyordu? Seni kocanı aldatıyordur diye. Evet. Ha. Aldatıyor muymuş baban? Yok, hiç babam bu zamana kadar öyle bir şeyini de duymadık. Yani baban ne iş yapıyor? Babam belediye içinde temizlik şirketinde çalışıyor. Ha, kıyamam. O da istiyor değil mi Kevrede odan? O da ağlıyormuş, karısını istiyormuş. Ağlıyor. 7 gündür perişanız. Sabah ezanlarında kalkıyor. Sırf annem gelsin, sesini duyalım. Eşi... Hep eşi bizi arıyor Müge Hanım. Sürekli eşimi istiyorum geri gelsin rahatsız diye. Sürekli bizi arayıp duruyor. Ama benim anladığım... Yani rahatsızlığı var. O yüzden kolay kandırılabilir bir kadın. Evet. Başına da bir iş getirirler. Yani bulalım diyorlar aslında.
yani kızının da eşinin de tavrı hanımefendinin şu anda çok sağlıklı düşünememesinden kaynaklanıyor. Evet. Yani gelsin tedavi ettirelim. Tabii daha başına daha kötü şeyler de gelir şimdi böyle tabii bir şeyde. Tabii yani yoksa anladığım kadarıyla hani Turgut dediğiniz şahsın sizin söyleminizle annenize bir tutkusu var ama annenizin ona karşı öyle annem bir... Annem hep ona kardeşim ilgisi diyordu. Var mı? Öp kardeşim falan hani Turgut gece yarısı anneme meşaz atıyordu. Uyudun mu? Hey pişt, uyudun mu? Hani evli bir kadına sen nasıl böyle bir meşaz atabiliyorsun? Bir de inkar ediyor meşazları diyor ki yo ben atmadım. Instagram'da duruyor onun meşazları diyor ki yo ben öyle bir şey demedim atmadım. Geldi annemi bir hafta önce kahve içmeye götürdü. Abla seninle özel bir şey konuşacağım. Kızlar duymasın kimse abla, haber olmasın. Abla seninle özel bir şey konuşacağım. Evet abla seninle özel bir şey konuşacağım kimse duymasın. Sonra annemi alıp götürüyor bir kahve mi ne içiyor. Anneme diyorum ki anne neredeydin? Annem diyor ki Turgut beni bir kahve için götürdü. Hani sana ev tutacağım diye söyledi. Turgut'a diyoruz nereye götürdün? Bir temizlik işi var diyor. Oraya götürdüm annenizi diyor. Hani hep bir yalan peşinde abla. Annen de bunları anlattığına göre pek annenin de aklı yerinde değil yani senin bu anlattıklarına i̇şte, bakılınca. Evet. Evet. Yani çok aklı başında yani değil kadınlar. Yani yani sizi aramakta çok haklısınız almak. Yani. Özür dilerim. Bilinen bir hastalığı var mı annenin? Hastalığı yok da çok psikolojisi bozuk. Mesela duruyor her an ağlayabiliyor. Saçlarının kafasını yerden yere vuruyor. Ne zamandan beri böyle ağlıyor? Bu 2-3 aydan beri hep böyle psikolojisi. Yani bilinen bir hastalığı yok. Yok. Ama götürdünüz de mi teşhis konulmadı? Götürmemişler ki. İşte götürmedik ama babam dedi ki psikolojinden şüpheleniyorum. Hani alalım seni Bakırköy'e yatıralım bir tedavi peki, gör. Peki o ne zaman mesela kendini yerden yere atıyor? Ne oluyordu? Bir şey oluyordu? İşte 22 Şubat'ta annem kendini yerden yere atmaya başladı. Bu muhalaların önünde. Ben muhalaya bağırdım işte niye böyle yapıyorsun, şöyle yapıyorsun falan diye. Bunlara ben bağırdım hani gidin artık diye. Annem dedi ki Ebru yapma falan. Annem başladı ağlamaya. Muhala doldurdu işte Ebru bize böyle yapıyor, şöyle yapıyor. Annem ağladı başladı işte sen niye misafirleri böyle yapıyorsun, ayıp kızım şöyle böyle. Ha, yani sen onları aslında Turgut'la annesini evden istemeyince evet. Annen kendini yerden yere atıyor. Ha. Ha. Baban telefon attınız demiş. Ramazan Bey günaydın. Günaydın ablacığım. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Tamam. Siz de seslenin be eşinize. Ben ne sesleneyim abla? Seslenecek bir şey kalmadı. Benim 37 senedir, 23 senedir benim ailem 10 numara bir kadın. Bana böyle bir şey yapacağını hiç sanmıyordum. Yani ben ailemde hiçbir kötülüğüm yok. Ben perişan bir durumda olmuşum. Benim ondan tek istediğim, başka hiçbir şey istemiyorum. Bana bir telefona cevap versin, geri gelsin gelmesin. Yatamıyoruz. Nerede olduğunu bilmediğim için mecbur kaldım televizyona yayın vermeye. Şüphelendiğimiz bir arkadaşımız var ama ondan da emin değiliz. Emin değil olmamızın sebebi bilmiyorum yani. Şaşırdım kaldım. Gelmiş beni, ailemi almış ben yokken evden. 10 dakika kaybolmuş, 10 dakika sonra işimi getirmiş. Ailem bana söylememesi, ailem bana böyle şeyler... Söylememezlik hayatta yapmazdı. Bilmiyorum ne yapacağım abla şaşırdım kaldım. Yani şeye verdim savcılığa verdim. Savcılık da bana dedi ki sen git biz seni arayacağız telgrafla bildireceğiz ne olduğunu dene. Dün gittik evine baskın yaptık. Baskın yaptık dedim yani böyle kavgaya gürültüye gitmedim. Kızımla beraber teyzem yanımda gittik evine girdik evini aradık. Evinde hiç kimseler yoktu. Olmadı. Peki siz niye bu Turgut'u sürekli evde misafir ediyordunuz? Ya ben geldiğimde işten geliyordum. Turgut benim evde yok olmuyordu. Geç vakit geliyormuş, oturuyormuş. Benim bundan hiçbir haberim yok. En siz son, gece mi çalışıyorsunuz? Ben gündüz 2.30'da başlıyorum, 10.30'da işten çıkıyorum. Gece gidiyorum. 2'ye sabaha kadar, 2'ye 3'e kadar oturuyordu diyor. Baba bazen geliyor yani işten kızım, anneannesi bizde kalırken gece yarısı gelip bizde oturuyordu kardeşiyle. Kızımın söylediği 3-4 günlük yani 3-4 gün boyunca bizde gece oturma şansı oldu. Ondan önce bize gece gelme şansı falan yok. Yani daha önceler sizin yok. Sizin arkadaşınız mı bu Turgut? Benim arkadaşım değil. Sert'ten bir çocuk annesini benim ailem tanıyor. Bununla bir arkadaş oluyor. Kız kardeşimin yanında evleri var. Benim kız kardeşim de orada oturuyor. Yan tarafta evi olduğu için kız kardeşime gidip geldiği için ailem orada onunla bir samimi anladım. Oluyor. Yani önce annesiyle kardeşiyle sizin eşiniz samimi oluyor sonra samimi sizin oluyor. Resmi nikahlı evli misiniz? Benim resmi nikahım var. 23 senelik evliyim. Benim ailem kötülük bir yapacak gidip ona buna ya, sen benim ablamsın gidip karılık yapacak bir insan değil. Neye yapacak bir insan değil? Benim ailemin
iç organları alınmış bir vaziyette. Yani erkek gibi bir kadın olmuş. Yani çocuk doğurma şansı yok. Bu çocuk da zaten ben sana böyle bir şey söyleyeyim. Kendine bakamayacak bir çocuk. Ama aldanıp gitmiş olabilir. Bunun yanına veyahut da bu çocuk bizim eve geldiğinde... Vallahi, tabii yani bu anlatılanlardan bu kadının üzerinden para kazanılma isteği olmasın. Yani ben sizin evet. arama... Anneannemi aramış, demiş ki Kars'a gidiyorum ben, beni kimse aramasın. Kars'a? Evet, Kars'a gidiyorum, beni kimse aramasın. Sabah karşı 5:30'da gizli numaradan aramış anne, 2 gün önce. Ne zaman? 2 gün önce. 2 gün önce.